Gelirken milletimize güçlünün yanında yer alan bir dış politika izlemeyeceklerini söylediler. Milletimize, bizim kardeşlerimize gelip dediler ki bizler sizin içinizden çıkıyoruz. Bizler de İmam Hatipliyiz, bizler de şuurlu Müslümanız. Hiç Amerika'nın, İsrail'in yanında yer alır mıyız? Hiç Avrupa Birliği'nin peşine takılır mıyız diye Anadolu'da köylerde, kasabalarda bunu anlattılar. Fakat iktidara gelir gelmez işe Amerika'ya stratejik ortağımız, stratejik müttefikimiz, İsrail'e ise en yakın dostumuz diyerek işe başladılar. İsrail Cumhurbaşkanı'nı bu milletin meclisinde konuşma yaptırıp alkışladılar. Parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Türkiye-İsrail Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'na bir dönem neredeyse AKP'li milletvekillerinin tamamı üye oldu muhterem kardeşlerim. Bununla da yetinmediler, milyarlarca dolarlık savunma sanayi ihalelerini, mayın temizleme ihalelerini İsrail'e verdiler. Diğer taraftan Kıbrıs'ta türlü oyunlarla, dış güçlerin emriyle akla gelmedik tavizler verdiler. Kıbrıs'ı masa başında dış güçlere vermek için Sayın Rauf Denktaş'ı devre dışında bıraktılar. Yine Amerikan askerlerine sağ salim evlerine dönmeleri için dua ettiler. Bizim Anadolu'muzdaki askeri üslerimizi, Türk üslerini kullandırarak Irak'a tam 4.990 sorti yaptırarak Irak'taki 1 milyon masum insanın, sivil insanın katledilmesinin vebalini üzerlerine aldılar. İşte muhterem kardeşlerim, daha fazla uzatmayacağım örnekleri. Milli görüş gömleğinin manası buradan anlaşılıyor. Gömleği çıkartmanın, milli görüşten kopmanın insanı ne hale getirdiği, ne büyük bir felaket olduğu buradan anlaşılıyor. Allah hepimizi, cümlemizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza etsin. İnsan bu duruma düştükten sonra, bu veballeri üzerine aldıktan sonra ömür boyu başbakan olsa ne yazar, ömür boyu cumhurbaşkanı olsa ne yazar?